Peki bu amcanın oğlu Samet'e vereceklermiş. O da cezaevindeymiş. O cezaevinde. Yaşını bekleyeceklerdi. Yaşını bekleyip vereceklerdi. Öyle vermeyecek mi? Denen bir şey yok. Sözde taktılar. Bunu herkese şahit zaten. Tamam, sen hocanın adını niye kullandın yavrum? Kimin? Bak anneannen soruyor. Ben neyi kullanacağım ben? Elin adamını bize düşman yapacak. Evliysen kimle düşman olursanız niye meşe oğlum beni ilgilendirmiyor. Sen bana anlatmadın hiç kimse mı? Beni ilgilendirmiyor. Aynı anda Ebru anneannen konuşuyor. Bu saatten sonra hiç biriniz beni ilgilendirmiyor. Sizin hatta benim ailem yok artık. Tamam. Sen gibi de bizim torunumuz yok. Tamam siz beni silin. Ben de sizi zaten ben sildim. Ben silmeseydim o kadar yol çekip gelmezdim ben. Benim adamını bize niye düşman yapıyorsun sen? Kimi düşman yapıyorsun? Niye onun ağzına meşadır atılıyor? Ceset resimler atılıyor. Ben o cesedi nereden muhtemelen? Sen attın o cesedi. Bir yemin etsene. Bir dakika Melek Şah Hanım annen konuş. Kendimi zor tutuyorum var ya. Niye konuşuyorsun sen? Bak şuna bir dakika. Aile, hanımlar beni dinler misiniz lütfen? Geçmişini niye? Geçmişler niye? Bir sakin olun çocuğunuzu o kadar girmeyin. Karıştırıyorsunuz geçmişlere. Ben karıştırınca acı geliyor demek ki. Acı geliyor. Böyle. Seni yaşını bekliyorduk hocaya vermek için. Sen dayanamadın. Neye dayanamadın? Dayanamadın sen. Sen dayanamadın. Anneannesi bir sakin ol lütfen. Şimdi ailesiyle anladığım kadarıyla senin ailenle aranda bayağı sorunlar. Ben ailemi istemiyorum. O kadar. İstemiyorum ben ailemi. Tamam ben de sildim. Seni istemiyorum o zaman Didem ablacığım. Ben de seni evlatlıktan ret ediyorum. Ben de seni analıktan ret ettim. Benim bir tane evladım öldü ya. Evlat da sana yaşasın o acıyı. Didem tamam abla. Didem ablacığım. Bir dakika ablacığım. bir sakin olun. Tamam Didem ablacığım ben de onu ret ediyorum. Ama bana şunu söyle. Bir dakika Melek şey, şunu söyler misin bana? Sen kızın şimdi sevgili Dilan önce şunu sorayım. Sen bu arada onu da merak ettim de bu şeye kaçmadan önce Doğan'a yani Gurbet Hanım'ın yeğenine kaçmadan önce hem Oğulcan'la telefonda konuşuyor musun? Ya konuşmadım ben konuşmadım. Kim atıyor meşazar ya kız? Ya konuşmadım diyorum. Kim atıyor meşazar ya kız? Neyi? Bir dakika. Hanımlar bunu Ebru biliyor. Bir dakika bu meseleyi kuzeni Ebru biliyor. Bak sırdaşı Ebru biliyor. Ebru sen bir anlat. Benim bir sırdaşım var o da yengem. Ben kimseye vermem. Hangi yenge? Ayşe yengem. Ayşe yengem. Onu da demişim zaten giderken yengem de biliyor demişim. Biz bilsek neyi? Seni gönderilmek. Şunu diyorum Dilan tamam o kefene atıldılar. Tamam attılar. O kefene atan kişi demedi mi? Yani... Yarın bir gün Dilan ortaya çıkacak. Sormayacaklarımı, soruşturmayacaklarımı. Bu kefeni sen nerede çektin? Kim vardı çekerken? Kim bu kefenin içindeki? Kim öldürdü diye sormayacaklar mı diye. Aklına hiç gelmedi mi? Hiç korkmadı mı bunu atan kişiler? Ben bilemem hanginiz... Bana Olcan anlatır mısın? Olcan'la konuşuyor muydu? Ya evli, bana meşazan... evli bir insanla ben nasıl konuşabilirim ayrılıyor, ya? Ayrılıyormuş. Evli ben... bir insan. Duyduğunu söylesin. Söyle bebesi bakalım. Var. Ben duyduğumu söyle. Ben Allah'tan korkarım. Kimsenin üstüne iftira atmam. Bana geldin aşağıda oturuyordun meşaz attın. Bacı yukarı geldin değil mi? Yukarı çıktım. Bana dedin ki bacı öyle kim diyor. Yazdı? Kim yazdı? Dedim. Olcan yazdı. Allah Allah dedim değil mi? Hatta Olcan evli. Sana ne dedim? Bana bir hesaptan. Hatta hesapları da çektim attım ben ablagile. Ya karıştırma. O hesaptan attım dedin. Oğulcan'ın askerliği... Ben sizi ret ettim de siz niye eskileri açıyorsunuz ki? Hayır, ben sizi zaten baştan ret etmişim. Hayır, eskiler açılmıyor burada. Tamam, Allah'ın eskiler Allah'ın açılmıyor. Eskiler zaten açılmıyor. Siz zaten baştan doğrusunuz. Her şeyde yani siz biz baştan doğrusunuz. Biz sana yalancı diyor muyuz? Zaten. Demiyoruz. Doğrulan ortaya çıkmasını istiyoruz. Er ya da geç ortaya çıkacak. Ama Ebru'cum bir şey söyleyeceğim. İstemediği bir insanla da evlenmek istemiyor. Evet, istemediğim bir insanla ben nasıl bir evlenebilirim? Ama bir dakika aynı anda konuşmayın. Bir Dilan konuşsun. Sevdiğim bir yana, dünya bir yana benim için. Doğan'ın nesi etkiledi seni? Nesi etkiledi? Evet yani merak sevgisi, ediyorum. Sevgisi, saygısı. İyi davrandı evet. Sana. Sen bana ben, demedin mi? Dilan? Mesela ben bunlardan görmediğimi bu taraftan gördüm. Yok tamam gördüm. Bunlarda görmediğin ne var? Bir dakika hanımlar bir durun bir çocuk içini döksün ya. Allah Allah. Annen dövüyor muydu seni? Oralara girmeyelim. Şiddet görüyorsun. Oralara girmeyelim. Peki sana bir rapor almış annen, ailen. Sen bana şöyle bir baksana bir Didem abla. Var mı bakalım? Şöyle bir bak. Ona ben karar veremem. Onu doktorlar karar verir de ama çok aklı başında duruyorsun. Didem ablası. Dur bir dakika. Senin işte... Sen konuşma Ebru. Yani bir sus. Sen fazla sus. Konuşma. Tamam uzatma. Senin hakkın var mı konuşmaya? Uzatma. Senin hakkın yok Dilan, konuşmaya. Uzatma. Ne olduğunu daha ben iyi biliyoruz, biliyor. Herkes tamam, herkesi çok iyi merak biliyor. Merak etme. Allah'a şükürler olsun merak etme sen. Yani sana bu engelli raporunu da
böyle bir anlamda hekimleri herkesi de kandırarak almışlar sözüm ona. O bilgi geldi. Ya yok Didem abla yok. Bir engelin olsa, yok mu senin? Öyle var bir... mı? Şöyle bir baksana bir Didem abla. Aklı başında duruyorsun da bilemiyorum. 650 kilometre yolu çeker gelir mi? Hı hı. Daha ne? Peki sen onunla konuşurken oraya gideceğin zaman hiç, ya birazdan onun aileyi de alacağım da buraya ben. Dedesini, Doğan'ın dedesini Arif Bey'i alacağım. Bir de babası Süleyman Bey'i alacağım. Arkadaşlar Süleyman Bey ile Arif Bey hazır olabilir mi? Birazdan alayım onları. Aileye haber verdin mi? Ben hiç kimsenin haberi yoktu. Doğan'ın dahil bile haberi yoktu. Ben... Otogardan kim aldı seni peki? Nasıl yani? Yani sen Uşak Otogarı'na indin. Evet indim. Sonra Doğan'a haber verdin. Evet verdim. Verdikten sonra geldi. Şaşırdın mı? Evet. Memnun oldun mu sence? Evet. Niye olmasın? İnsan sevdiğinden memnun olmaz mı? Peki bu arada sen otobüsteyken işte o çok bilmez oraları. Uşak otobüsünü bilmesi lazım. Yanlış bilmiş diye. Muavinle biri konuşmuş. Doğan mı konuştu? O zaman Doğan senin oraya geldiğini biliyor. Ben yarı yolda dedim zaten Doğan'a. Ya yani inince haber vermedin. Yarı yolda verdim ben. Yani Ankara otobüsüne binince mi verdin? Evet. Afyonhisar'a gelirken. Afyon'da vermiş. Halası sen ne zaman öğrendin? Sen geldikten sonra öğrendim. Ben geldikten sonra öğrendim. Gördükten sonra öğrendim. Haberim öyle oldu benim. Peki Dilan'ın sevdiği çocuğun Doğan'ın. Doğan kaç yaşında? Askere gidecek hemen hemen. Niye gelmedi Doğan buraya? İşleri sigortalı işte çalışıyor. Ha, sigortalı işte çalışıyor. Evet. Peki babası Süleyman Bey ve dedesi Arif Bey gelsin lütfen. Sizin kardeşinizle babanız. Süleyman Bey. Merhabalar. Merhabalar. Arif Bey siz bizi aradınız haber verdiniz. Evet. Gözünüz mü aydın diyeyim, geçmiş olsun mu diyeyim bilemedim Süleyman Bey. Gözünüz aydın olsun diyerekten geldik. Hadi bakalım inşallah siz haber verdiniz. İnşallah bakalım. Geçin oraya karşıya. Şimdi biz yayını yapınca kızımı arıyorum. Hatta bana ceset fotoğrafı gönderdi. Bir dakika lütfen. Bize ceset fotoğrafı gönderdiler falan deyince herkes emniyet, Çorum emniyeti herkes inanılmaz endişelendi. Evet. Dilan bunların hepsini tabii şey yapıyor, reddediyor. Kapınıza bir gelin adayı buldunuz. Peki şaşırdınız mı? Hiçbirinize haber vermedi mi? Ölmedim. Biz gerçekten ben bir kızım küs iken bir haber geldi. Kızıma dediler daha sen burada mı duruyorsun? Kayınvalidesi olacak kıza. Evine dediler gelin geldi kalk gidelim. Ben inanasım gelmedi. Dedim kız bana sordu dedi baba gidebilir miyim? Gidip gitmemek sana kalmış. Müsaade ettim gitti. Peki. Ki duyduk gelin gelmiş ama ben tam olarak nereden geldiğini bilmediğim için. Ya kayınvalide sizin kızınız mı? Evet. Süleyman Bey de damadınız. Evet. Programı izliyorum. Öldü, kaçtı, kayboldu. Herkes öyle ya yani Çorum emniyeti herkes bir Çorum panik dediler, oldu. Bir de bizim memleketimize de bir kız gelmiş. Aha. Dedim acaba bize mi geldi? Acaba bu mu? Diyerekler aradım ben çocukları. Aha. Dediler bize geldi. Evet. Dedim o zaman bakın ailesi perişan. Öldüğünü biliyor kimisi dedim kaçırıldığını söylüyor. Evet Melekşah Hanım madem çok korktu. Dedim, madem ki dedim bu şekilde olmadın dedim ben ihbar edeyim. Sizin ihbarınızla orada olduğunu öğrendim. Korun dedim ortaya çıksın Didem Hanım. Evet. En azından hani daha önce de çok acılar gördük biliyorsunuz biz de seyrediyoruz iyi ve takipçi medyayı. Evet. İnsanlar acı çekmesin. Siz bir orta yolu bulmaya geldiniz. Orta yolu bulmak için. Damadınıza sorayım Süleyman Bey. Şimdi sonuçta sizin oğlunuz bir kızla konuşuyor. Evet. Dilan'la konuşuyor. Haberiniz evet. Var mıydı? Hayır. Sürpriz oldu. Evet. Peki yani sizin oraya geldiğini ne zaman öğrendiniz? Doğan ne zaman öğrenmiş? Ben orada yarı yolda haber verdim diyor ama muavinle konuşan bir çocuk var o sırada. Onu sizin oğlunuz şimdi anladığım kadar. Şimdi tanışmışlar, anlaşmışlar. Geleceğinden de gideceğinden de hiçbir şeyden benim haberim yok. Oğlan sizde yaşıyor. Evet. Sizin evde yaşıyor. Evet. Son dönemde sosyal medyaya girip çıkıyor. Yani çok giriyor gençler maalesef. Çok fazla aşırı evet. Kullanıyorlar sosyal evet. Medyayı. Maalesef. Evet. Peki sonra kızı birden evde mi? Dilan'ı birden sizin evde mi buldunuz? Dilan çok büyük bir... Açık değil, söylemek gerekirse risk yani. Ben nerede? Bir gün sonra, iki gün sonra öğrendim. İki gün sonra nerede? Nereye götürmüş Doğan şeyi kızı? Ya, garajda telefon açmış Dilan kendisine. Tamam. Almış gelmiş. Aha. Ama bir arkadaşın yanındaymış herhalde. Evde görmedim için. Polisler de geldi zaten eve baktılar, aradılar. Dilan'ın o zaman bir yerde kaldı değil mi? Nerede kaldı Dilan? Bir arkadaşın yanında kalmış. Peki Dilan sen nerede kaldın kızım? Seni nereye götürdüler? Fazla ben oraları fazla bilmem.
O zaman yani, siz de kızı kaçırmışsınız öyle söyleyeyim hayır, yani. Hayır, öyle bir şey yok kesinlikle. Doğru söyleyin. Kaçırıldı. Oğlan yapmış o zaman. Kaçırıldı, kaçırıldı. Kaçırılmadığına kaçırıldı. Yemin de demiyoruz. Kendi zaman kaçırıldı. Kendi ayağıyla gelip. Ama oysa Doğan dedikleri oğlanın evine gittiyse Dilan o evde niye durmadı Dilan? He? Niye? Hem evet. O evde niye durmadı? Şeyden mi söylesen? Şimdi evde durmamasının sebebi oraya gelmemesinin sebebi annesi evde yoktu. Annesi benim evimde küstü. Tamam. Benim ha, kızım. Ha, koca şey Doğan'ın kendine ait evi var. Yani şey Doğan'ın annesi babası küs olduğu için evet, konuşmadığı evet, için evet, kızı da eve getirmek istememiş. Ondan evet, yuttuk. Kendi doğru, evindeymiş. Doğan'a kendine ait. Biz o havalara çok okumada Didem abla yedik biz. Didem Hanım şimdi çocuğun zaten yok, kendi evi var şu anda. Ha, kendi evi var. Kendi evi var. Ne iş yapıyor? Sigortalı çalışıyor. Peki oğlunuz bir ara cezaevine girmiş çıkmış. O bilgi geldi bana Süleyman Bey. Onu hasbel kadar şu anda evet, vefat eden bir kişinin yüzünden çocuk hasbel kadar suç ortağı yapıldı. Ama mahkemesi devam ediyor. Hı-hı. Şimdi mahkeme aşamalarına kadar biliyorsunuz herkes sanıktır. Tabii ve yani herkes suç kesinleşmeden şüphelidir. Evet suçsuzdur. Yani masumiyet karinesi var onu bir şey demiyorum yani, da. Yani. Ben izninizle damadınızla konuşuyorum. Ama bayağı ailenin herhalde şeyi sizsiniz. Yani sizle konuşmak şimdi, isterim ama bir babasıyla da bir konuşayım. Ben şunu buyurun, merak ediyorum. Sizin buyurun, oğlunuzun daha önce bir kız çocuğunu 14 yaşındaki bir kızı kaçırdığı ve cezaevine girdi. Bize bazı ihbarlar geldi sizinle ilgili olarak. Evet. Dediler ki Dilan'ın orada durmaması gerekiyor. Çünkü daha öncesinde Doğan ben bir dakika sakin olun hanımlar ama Dilan sizde de mutlu değil yani. Allah'ım ya Rabbi. Mutlu olsa gider mi o çocuk Menekşe? Ondan sonra ve diyor ki 14 yaşında kız çocuğunu sizin oğlunuz kaçırmış. Cezaevine girmiş o yüzden. Ne zaman kız kaçırdı mı sizin oğlunuz küçük yaşta kız çocuğu? Bir arkadaşınla anlaşıyorlar. Arkadaşına kaçırmak için gidiyorlar. Benim oğlumla hiçbir alakası yok. Benim oğlum bedavadan yattı o olaydan. Herkes de biliyor bunu. Ya kızı kim kaçırıyor özür dilerim? İsmi Aydemir olmuş. Fırat diye bir çocuk mu kaçırıyor? Evet, evet. Fırat diye. Benim bir oğlumla bir alakası yok. O sadece çocuk da ölüyor mu sonra? Öldü mefat. Evet. Niye öldü? 2-3 ay önce öldü. Başka bir olayda kavgada vurdular. Vuruldu. Sizin oğlunuzun sabıkası var mı? Yok. Hiçbir sabıkası yok. Hiç sadece defa, o olaydan dolayı var. O kız dediğin olaydan ya dolayı. Ya şu açık ve ne söyleyeyim? Şunu söylüyorlar. Sizin yani kızınızla, evladınızla damadın yanında çok da aslında mutlu değilmiş. Bize gelen ihbarlarda. Çünkü sizi görünce. Benim kızımın. Evet. Dolayısıyla oğlan yani sizin torununuzun da 14 yaşındaki kızı kaçırdı. Dolayısıyla doğru Dilan için doğru insan olmadığı iddiası var. Hatta bize şunu söylediler. Dediler ki kızı oradan kurtarın. Niye kurtaracak? Ben güveniyorum. Şimdi Didem Hanım,